Bu cevaba sorum oldu. Aşk bence bir hastalık. Güzel bir hastalık. Herhalde ben 1980'lerde yaşamak isterdim. Favori yemeğim ıspanak. Üstüne tanımam yani. Ama annemin yaptı tabii. Ego bağlamında öyle bir durumum kalmadı. O çok daha gençlik yaşımdaydı. Şimdi hiç öyle değil. 82 kilodan bir 70 kiloya düştüm. O dönemde şarkıcı olmak istiyordum ta ki tiyatroya tanışana kadar. Ondan sonra şehir tiyatrosunda hayatıma devam ettim ve oyuncu olmaya karar verdim zaten. Normalde bir işaret dilini öğrenmek yaklaşık bir sene sürüyor ama bizim ne yazık ki 1,5 ayımız vardı. Merhabalar, ben Aytaş Şaşmaz. Şu anda diziler.com'dan gelen soruları yanıtlayacağım. Herkese selamlar. Tabii ki oldu. Oldu yani, her insan gibi benim de oldu. Bu cevaba sorum oldu. Başlı başına çok zor bir süreçti. Projeye başlamadan 1,5 ay bir eğitim sürecimiz oldu. Günlük 6-8 saat arası eğitimler aldık. Onun dışında zaten eğitim almaya devam ettim. Kendi kendime, en azından derslerime, kendi öğrendiğim derslerime devam ettim. Çünkü filmin süreci de yaklaşık 2,5-3 ay sürdü. Toplamda bir 4 ay ben insanlardan uzak, kimseyle iletişim kurmadan geçirdiğim bir dönemdi. Psikolojik anlamda çok zor. Çünkü ailenle bile görüşemiyorsun. O karakterin hakkını verebilmek için kendini bir fanusun içine almak zorunda hissettim. Öyle bir süreçten geçtim. Başlı başına çok zordu. Sağır bir bireyin hayatını canlandırmak zaten çok zordu. İşaret dilini elimizden geldiğince öğrenmeye çalıştık. Normalde bir işaret dilini öğrenmek yaklaşık bir sene sürüyor ama bizim ne yazık ki 1,5 ayımız vardı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarız seyirci de aynı şekilde bunu görür ve aynı duyguyu hisseder bizimle. Bana en çok dokunan şey, bahanın saflığı ve temizliği diyebilirim. Kötü nedir bilmeyen, kelimelerimiz bizi yaralar ya daha çok. O yüzden yapayalnız kalmış, tek başına hayatını idame ettirmeye çalışan ve derdini anlatmaya çalışan bir adam. Yalnızlığı zaten çok can yakıyor. Derdini anlatmaya çalışması, kendi hayatının içindeki mücadeleleri, kendi içindeki dertleri başlı başına çok zor duygulardı. Bunu işaret diliyle anlatmak çok çok zordu. Ama elimizden geleni yaptık diyebilirim. Ya aslında hepsi başlı başına dünyaları çok güzel, çok naif sevgiler barındıran, geçmiş dönemdeki o aşkları görebileceğimiz bir film. Ben de böyle eski bir dönem adamı olarak, yani en azından ruhum öyle olduğunu hissediyorum. O yüzden ben çok etkilenirdim. Bu tarzda bir film Türkiye'de öyle çok yapılmadı. Bir tane var galiba benim bildiğim. O yüzden sağır bireylerin hayatını anlatan bir filmin izleyicisi olmak zaten çok özel bence. Bunun için de oyuncu olarak da şu an burada konuşmak çok çok daha değerli. Bu filmi izleseydim bütün çevreme bu filmden bahseder, bu filmi izlemelerini söylerdim. Çünkü Bağ'ın çocukluğundan, Bağ'ın işte 18 yaşına kadar bir hikaye anlatılıyor. O yüzden o dönemlere tanıklık etmek isteyen de, o dönemleri özleyen de bu filmi izleyip o dönemdeki aşkları, sevgiyi görüp gerçekten hüzünlü, buruk bir gülümsemeyle filmden çıkabilir diye düşünüyorum. Kendime çok benzettim. Kendime çok benzettim çünkü Ömer Hoca sağ olsun gerçekten çok uğraştı kast için. Doğru insanları bulabildik. Hem benzeyen hem de oyunculuğu çok iyi olan çocuklardı. Filmi izlediğimde de hayran kaldım onlara. Hepsi çok yetenekli ve çok Bağ karakterine benzeyen çocuklar olduğu için çok mutlu oldum ilk gördüğümde. Yani sette de zaten genelde beraberdik. Seyirci gözüyle söyleyecek olursam Bağ'ın bütün büyüme serüvenine inanıyorsun izlerken. O da seni daha çok filme bağlıyor zaten. Sümeyye ile aslında bu işte tanıştık. Çok çalışkan, çok disiplinli. Elinden geleni yaptı. O da benim gibi. Bütün o eğitim sürecinde beraberdik zaten. Yani yaklaşık 30 metrekare bir odada biz her gün orada eğitim aldık 6-8 saat arası. O yüzden canım ciğerim oldu, dostum oldu. Çok yakın bir arkadaşım oldu. Set sürecinde de zaten genelde beraberdik. Onunla beraber sahne çekmek de, konuşmadan işaret diliyle o sahneleri oynamak da inanılmaz değerli bizim için. O yüzden ikimiz de elimizden geleni yaptık ve çok iyi hissettik kendimizi. O yüzden onunla çalıştığım için de, partnerim olduğu için de bu filmde beraber oynadığımız için çok mutluyum. Afişteki sahne evet çok çok zorladı. Bizim bir tane Skype sahnemiz var. Biz ona Skype sahnesi olarak kodladık. O sahnede uzun uzun bir muhabbet ediyoruz işaret diliyle. O işaret dilini sorunsuz ve temiz bir şekilde yapabilmek benim için çok zordu. En çok zorlandığım sahnelerden biriydi diyebilirim yani. O gerçekten başta başına çok zor bir sahneydi. Çünkü işaret dilini öğrenmek zor, okey. Ama işaret dilini normal konuşma rutinine geçirebilmek çok daha zor. İşte o yüzden günde 8 saat ders aldıysam ben bir 2-3 saat daha çalıştım evde. Bütün dünyamı o 4 ay filme adadım, karaktere adadım, Bağ'a adadım. Çok içime sindi. Çok içime sindi, çok içime sindi. İzlerken de bunu hissettim. Her zaman bunu hissetmez oyuncular. Herhalde ben 1980'lerde yaşamak isterdim ya. Neden? Her şeyin daha naif, her şeyin daha temiz, her şeyin daha güzel olduğu çağlar. Bütün duyguların, saygının, sevginin, her şeyin daha naif olduğu bir dönem. O yüzden 1980'lerin bütün eserlerine de, o dönemki fotoğraflarına da, giyim tarzlarına da, her şeyine hayranım ya. Bir dönem seçmek zorunda kalsam 1980-85 arası falan diyebilirdim ya. Safi aşk, yalnızlık ve gerçek sevgi.
diyebilirim herhalde. Aşk engel tanımaz tabii ama engeller her zaman vardır. O engelleri aşmak isteyenler aşabilirler. İşte gerçek sevgi ve gerçek aşk da oradan doğuyor aslında. Bütün o engellerin üstüne çıkabiliyorsan gerçekten aşıksındır bence. Gerçekten seviyorsundur. Ama o engelleri kendine bir engel olarak görüyorsan gerçekten, aşılması gereken değil de altında kalması gereken bir şey olarak görüyorsan zaten gerçek değildir gibi hissediyorum ben. Aşk bence bir hastalık. Güzel bir hastalık. Benim yaptığım iki tane şarkı var aslında. Sözünü ve bestesini yaptığım Vazgeçme. Bir de Barındığım Hikaye. Sözlerini kendim yazdığım. İki şarkım var. İki single'ım var aslında benim kendi kendime yaptığım. Spotify'da ve YouTube'da falan var bu şarkılar. İlk lise 1'de şan dersleri aldım. Piyano dersleri aldım. Aynı zamanda gitar dersleri aldım. O dönemde şarkıcı olmak istiyordum ta ki tiyatroya tanışana kadar. Ondan sonra şehir tiyatrosunda hayatıma devam ettim ve oyuncu olmaya karar verdim zaten. İstanbul'a Donuyet'te geldim ve bugün buradayım. Çok değerli. Biz orada 3 sene aynı karavanda beraberdik yani sözde, sözlisinde. Abi kardeş gibi olduk o dönem. Sakal gerçek değil, saç gerçek tabii ki. Zaten filmde 11 kilo ve 12 kilo verdim ben karaktere hazırlanırken. 18 yaşının vibe'ını verebilmek için postürümü ona göre ayarlamam lazımdı. O yüzden bir 82 kilodan bir 70 kiloya düştüm. Favori yemeğim ıspanak. Üstüne tanımam yani. Ama annemin yaptı tabii ki. Yemek yemeyi çok severim. Çok severim. Spor yapmadığım anda ben kilo vermeye başlayan bir insanım. Spor yaptığım zaman kilo alabilenlerdenim. Benim bünyem öyle ne yazık ki. O dönem çok zordu. Sonra o kiloları geri alabilmek benim için çok zordu. Ama bir 4 ay 70 kilo, 68-70 kilo arasında devam ettim hayatıma yani. Haftanın bazı günleri var benim için. Her zaman da her hafta değişiyor. O gün eğer canım ne istiyorsa onu yiyorum. Ama bir gün kendime bu izni veriyorum. Diğer günler gerçekten çok disiplinli ve şekerden uzak. Kendi vücudunda yarattığın o güzelliği görünce diyorsun ki tamam ben yemeyeceğim ya. Çünkü sonra ona hakaret etmiş oluyorsun. Spora gidiyorsun, 2 saat spor yapıyorsun, çıkıyorsun, hamburger yiyorsun mesela. Bu sefer yaptığın bütün spor aslında çöp oluyor. Yani senin kasların şekerle doluyor bu sefer, yağlanıyorsun yani. Yağlandığın zaman da gelişim sürecin çok 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 uzuyor yani. Genç yani lise çağlarımda ve ortaokul çağlarımda burcumun özelliklerini taşıdığımı düşünüyordum. Ama artık düşünmüyorum. Aslan burcunun özellikleri egoist, liderlik vasfı olan insanlardır genelde aslan burçları. Göz önünde olmayı galiba seviyor aslan burçları. Ama ego bağlamında öyle bir durumum kalmadı. O çok daha gençlik yaşımdaydı. Şimdi hiç öyle değil. Hepinizi